Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri kitabı MEB yayınları sayfa 23'ü işleyeceğiz. Gökyüzünde gördüğünüz parlak bir gök cisminin yıldız mı yoksa gezegen mi olduğunu nasıl anlarsınız? Sizce gezegen ve yıldızın görünüşleri nasıldır? Yıldızların ışıkları uzaktan gelir ve atmosferdeki dalgalanmalardan dolayı etkilenir. Baktığımız zaman yıldızların titreşiyor gibi olduğunu görmemiz bu sebeptendir. Gökyüzüne baktığımız zaman parlak cisimlerin eğer titreştiğini görüyorsak bunun yıldız olduğunu anlarız. Gökyüzündeki parlak cisim eğer titremiyorsa gezegen olduğunu anlayabiliriz. Bir gezegenin parlaklığı güneşten almış olduğu ışığı yansıtabilme gücü ile alakalıdır. Bu yüzden parlaklığı düşüktür. Sıra sizde. Gök cisimlerini araştıralım. Amaç, Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin özelliklerini resimler yoluyla tanımak. Yapılışı, sınıfta dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla Güneş gezegen hakkında çeşitli bilimsel dergilerden bilgi toplayınız. Güneş sisteminde yer alan gezegenler ile ilgili genel ağ adreslerinden bulduğunuz fotoğrafları grup içinde inceleyiniz. Grup arkadaşlarınızla bu fotoğrafları kullanarak bir poster hazırlayınız. Fotoğraflarda gördüklerinizi ve elde ettiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Güneş ve gezegen hakkında çeşitli bilimsel bilgilerden de bilgiler toplayınız. Güneş sisteminin tam merkezinde alan bir yıldız türüdür. Güneşin çapı 695.508 kilometredir. Güneş saatte 1,5 metre küçülmektedir. Güneş 4,6 milyar yaşında olduğu düşünülmektedir. Saniyede 220 kilometre hızla ilerlediği düşünülmektedir. Güneşin çevresi 4,3 milyon kilometre olduğu düşünülmektedir. %70'i hidrojen, %28'i helyum, %2'si de diğer elementlerden meydana gelir. Güneş ile dünyamız arasındaki mesafe 149 milyon kilometredir. Güneşten dünyamıza gelen ışınlar 8 dakikada ulaşabilmektedir. Güneş kendi etrafındaki bir tam turu 27 günde tamamlamaktadır. Güneşin yarıçapı 695.508 kilometredir. Çekirdeğinde 15,5 milyon santigrat derecede sıcaklık bulunmaktadır. Güneş katı değildir, plazma halindedir. Güneş yanan gazlardan oluşur. Dünyadan 109 kat daha geniş ve 330 bin kat daha büyüktür. Güneşin çok güçlü bir manyetik alanı vardır. Güneşten yayılan enerji fotosentez yoluyla dünya üzerindeki hayatın var olmasını sağlar. Ayrıca dünyanın iklimi ile hava durumunun belirlenmesini sağlar. Güneşin kütlesi sıcak gazlardan meydana gelir ve çevresini ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar. Güneş yaklaşık olarak hesaplandığında dünyanın çapının 109 katına yani 1,5 milyon kilometre hacminin 1,3 katını ve kütlesinin 333 bin katına sahiptir. Gezegen, Güneşin çevresinde dolanan kendi ışıkları bulunmayan ve güneşten almış olduğu ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak ismidir. Gezegen bir yıldız veya yıldız kalıntısı etrafında yörünge izleyen gök cisimlerine denir. Gezegen kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hale gelecek kadar büyük olan fakat termonikler füzyon başlatacak kadar da büyük olmayan gök cismidir. Gezegenler, kayalık gezegenler ve gaz devi gezegenler olmak üzere ikiye ayrılır. Kayalık gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, gaz devi gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre gezegenler 8 adettir. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Araştırdığınız gezegenlerin özellikleri nelerdir? Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. En küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Merkür'ün kütlesi Dünya'nın kütlesinin 1/20 kadardır. Venüs,
Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Dünyanın ikizi olarak isimlendirilir. Çoban yıldızı, akşam yıldızı ve tan yıldızı olarak da isimlendirilmektedir. Karbondioksitten oluşan kalın bir atmosferi vardır. Bu nedenle yüzey sıcaklığı çoktur. Dünya, Güneş'e yakınlık bakımından üçüncüdür. Uydusu Ay'dır. Güneş sisteminden yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Atmosferi ve sıcaklığı canlılar yaşaması için uygundur. Yüzeyinin dörtte üçü sularla çevrilidir. Mars, Güneş'e yakınlık bakımından dördüncüdür. İki adet uydusu bulunur. Yüzeyindeki demir oksitten dolayı kızıl gezegen olarak da isimlendirilmektedir. En çok uzay aracı gönderilen gezegendir. Jüpiter, Güneş'e yakınlık bakımından beşincidir. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Görünmeyen ama varsayılan bir halkası vardır. 79 adet uydusu bulunur. Güneş sistemindeki en büyük uyduya sahiptir. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi bulunur. Satürn, Güneş'e yakınlık bakımından altıncıdır. 82 adet uydusu bulunur. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi bulunur. Halkaları vardır. En büyük ikinci gezegen olarak kabul edilir. Uranüs, Güneş'e yakınlık bakımından yedincidir. 27 adet uydusu bulunur. Amonyaktan oluşan bir atmosferi vardır. Halkası vardır. En büyük üçüncü gezegendir. Güneş etrafında 900'e yakın eksen eğikliği nedeniyle varil gibi döner. Neptün, Güneş'e yakınlık bakımından 8. ve son sıradadır. Güneş'e en uzak gezegendir. 14 adet uydusu bulunur. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır. Gezegenler arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Benzerlikler, yıldız patlamaları sonucunda meydana gelmişlerdir. Hepsinin Güneş etrafında döndükleri belirli bir yörüngeleri vardır. Güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Kendi ışıkları yoktur. Bütün gezegenler yapısal olarak yıldızlardan küçüktür. Çünkü onların kalıntılarından meydana gelebilmektedir. Büyüklük için olması gereken kütle çekim gücü çok fazla olması gerekmektedir. Yıldızların kalıntı ve parçaları oldukları için aynı maddelerden oluşurlar. Gezegenler arasındaki farklılıklar. Uydu sayıları açısından farklıdırlar. Kimilerinde hiç uydu yoktur. Atmosfer yapıları açısından farklıdırlar. Üzerinde bulunan yaşantı ve kalıntılar açısından farklıdırlar. Yaşam olduğu bilinen tek yer şu an itibariyle Dünya'dır. Çevrelerini saran halkalar açısından farklıdırlar. Güneş'e yakınlık ve uzaklık açısından farklıdırlar. Sıralamaya göre uzaklık ve yakınlıkları aynıdır. Güneş ışığını yansıtma güçlerine göre farklıdırlar. Uzaklıklarına göre de değişmektedir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.